Günaydın değerli dostlarım hepinize ve sağlıklı günler diliyorum. Evet, karantina, sokağa çıkma yasağı ve korona ile ilgili gündemimiz devam ediyor. Hepimiz evlerimizdeyiz. Daha doğrusu büyük çoğunluğumuz evlerimizdeyiz. Bu sabah itibariyle Türkiye'nin birçok yerinde yeniden işçiler, emekçiler, çalışmak zorunda olanlar işlerine gitmek durumunda kaldılar. Ve sonuçta en yoksullar, emekçiler bu işin ve koronanın bütün yükünü çekmeye devam ediyorlar. Bu sabah itibariyle Türkiye'de vaka sayısı 634 bine ulaştı. Ve Türkiye Çin'i de geçerek 7. sıraya oturdu vaka sayısında. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 192 bin. Biraz önce vaka sayısı dedim ama o test sayısı 634 bin. Vaka sayısı 86 bin. Ve Türkiye Çin'i geçerek 7. sıraya oturdu. Yapılan test sayısı 634 bin. Toplam yoğun bakım sayısı 1922, entübe hasta sayısı 1031, iyileşen hasta sayısı 11.976 ve yaşamını yitiren yurttaşlarının sayısı da 2017. Evet, ben yaşamını yitiren bütün yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olanlara da sağlık diliyorum. Dünyada ise bugün itibariyle ölüm sayısı 164 bine ulaşmış durumda. Onaylanan vaka sayısı 2 milyon 374 bin ve iyileşen hasta sayısı da 611 bin. Dolayısıyla bu virüs dünyayı ve Türkiye'yi teslim almaya maalesef devam ediyor. Öyle tahmin ediyorum ki bir süre daha bu virüsün etkisinde kalacağız. Evet, Türkiye yani sonuç itibariyle Çin'den çok daha sonra bu virüsle tanışmasına rağmen Çin'deki vaka sayısını geçmiş durumda. Önlemlerle ilgili olarak hükümetin yaptıkları birçok eksik var tabii. Ben hep söylerim yani şimdiki zaman bir eleştiri zamanı değil ama sonuçta bazı şeyleri de söylemek durumundayız. Onlar ne? Güven meselesi. Hükümet sonuç itibariyle toplumla olan bağını, güven ilişkisini koparmış durumda. Tek hitap ettiği kesim var kendileri. Ve toplumun diğer kesimini, diğer yani kendisiyle ilgili olmayan kesimiyle bir güven ilişkisi kurmak istemiyor. Bu virüs meselesini de yeniden kutuplaşma üzerinden, düşmanlaştırma üzerinden ve muhalefeti hedef alarak yürütmek istiyor. Muhalefetle işbirliği, diyalog, muhalefetin hitap ettiği kitlelere güven verme ihtiyacı maalesef duymuyor. Bunun en belirgin özelliği sonuçta yani yerel yönetimlerle olan bağı ve ilişkisi. Geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerde muhalefet, CHP'li belediyeler Türkiye'nin neredeyse en önemli ve büyük şehirlerini, yönetimini ele aldı. O tarihten bu tarihe geçen süre içerisinde hükümet bir düşmanlaştırma ve belediyeleri etkisiz hale getirme siyaseti izledi. Bunu şimdi bu ortamda virüs üzerinden de yapmaya çalışıyor. Neler yapmış mesela? Yani olması gereken ne? Olması gereken sonuçta anayasa uyarınca merkezi idare ile birlikte yönetimin parçası olan yerel yönetimlerle uyumlu çalışmak ve onlarla bir diyalog içerisinde bu virüsle mücadele etmeye çalışmak olmalıydı. Ama ilk günden itibaren hükümet yerel yönetimleri kendisine rakip olarak gördüğü için ve kendi çalışmalarını gölgede bıraktığını düşündüğü için maalesef hedef aldı ve etkisiz hale getirmeye çalıştı ve faaliyetlerini yasaklamaya çalıştı. Muhalefetle bir diyalog kurmadı. Muhalefete bilgi vermedi. Muhalefetle birlikte bir fotoğraf vermek istemedi.
hiçbir ortamda bunu yapmamaya çalıştı. Virüsle ilgili sivil toplum örgütleriyle, meslek örgütleriyle beraber çalışmayı, birlikte çalışmayı önüne bir hedef olarak koymadı. Onları dışladı ve düşmanlaştırmaya çalıştı. Ve muhalefeti de ötekileştirmeye çalıştı. Şimdi büyükşehir belediyelerle ilgili olarak ya olması gereken sonuçta bu belediyelerin, büyükşehir veya ilçe belediyeleri veya il belediyeleri bunların faaliyetlerini kolaylaştırmak olmalıydı. Tam da bu dönemde. Ama ne yaptı? Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin yardım toplama faaliyetlerini yasakladı. Kendileri 25 yıl boyunca Ankara ve İstanbul'da her türlü yardım faaliyetini izinsiz, bakanlıktan izin almadan yaptıkları halde Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin yardım faaliyetlerini yasakladılar. Üstelik geçtiğimiz hafta belediye başkanlarıyla ilgili olarak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bilgisi de kamuoyuna yansıdı. Bakın yardım faaliyeti. Sonuçta bütün dünya vatandaşların IBAN numarasını aldı, hesap numarasını aldı ve bu korona günlerinde yani maaşlarını ve yaşamlarını devam ettirecek bir bedeli hesaplarına yatırmak amacıyla paketler açıkladılar. Bizim hükümetimiz ise yurttaşlara IBAN numarası verdi, yardım istedi. Ve bu yardımla ilgili olarak da büyük şehirlerin yardım toplamasını ve dağıtmasını yasakladı. Eskişehir Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yıllardır yürüttüğü aşevini kapattı. Yoksullarla ilgili olarak Odunpazarı Belediyesi'nin aşevini kapattı ve yemek dağıtımı yasakladı. Keza Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin aynı şekilde aşevini kapattı ve yasakladı yemek dağıtılmasını. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin de ekmek dağıtımını yasakladı. Bu hafta sonu itibariyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yurttaşlara ücretsiz ekmek dağıtımını Mersin Valiliği yasakladı. Bunun gibi birçok yasak var tabii burada sayabileceğim. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Zeydan Karalar yani yaratıcı zekasıyla fuar alanını bir Sara Hastanesi'ne dönüştürme projesini açıkladı. Altyapısı hazır. Suyu, elektriği, doğal gazı, havalandırması hazır bir fuar alanını hastaneye dönüştürebileceğini, bir Sara Hastanesi'ne ihtiyaç olduğu halde dönüştürebileceğini açıkladı. Ondan sonra onun üzerinden tam bir haftadır tartışma var. Hafta sonu itibariyle yani sokağa çıkma yasağının olduğu bu hafta sonu itibariyle Adana Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri Sara Hastanesi'ne inceleme başlattılar. İzinsiz sağlık birimi açıp açmadığı noktasında bir inceleme başlattılar. Bütün çabaları şurada. Burası bir hastane değil. Nasıl CHP'li bir belediye bir hastane açabileceğini, bir Sara Hastanesi oluşturabileceğini söyleyebilir. Bütün çabaları bir haftadır buna yoğunlaştı. Hem işte hükümet yetkilileri hem de yerel yönetimler bütün bunlar için yoğun bir çaba içerisine girdiler. İzmit Belediyesi'nin, Kadıköy Belediyesi'nin yurttaşlara hizmetleri yasaklandı. Yani tam da bu dönemde yasaklanıyor. Bakın yani yurttaşların rahatlığı veya huzuru veya mutluluğu için veya yani işte en alttakilerin, yoksulların, emekçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belediyelerin yapmak istediği bütün bu faaliyetler yasaklanmaya çalışıyor. Bu doğrudan doğruya bakın doğrudan doğruya korona üzerinden bir kutuplaştırma, düşmanlaştırma siyasetinin aynı zamanda bir parçası. Ve dün itibariyle İktidar Partisi'nin yönetiminden bir siyasetçi, bunlar paralel devlet anlayışıdır dedi. Belediyeler bu faaliyetleri noktasında ve kendilerinin yaratmış olduğu, kendi iktidarlarını yaratmış olduğu bu paralel devlet yapılanmasına gönderme yaptı. Bir kez daha buradan söylüyorum. Anayasa çok açık. Anayasanın 128. maddesi çok açık. Yerel yönetimler sonuçta Türkiye'de idarenin bir parçasıdır. Merkezi idareyle beraber idarenin bir parçasıdır. Zaten anayasa tarif ederken de merkezi idare ve yerel yönetimler diye tarif etmiş Türkiye'nin idari yapısını. Dolayısıyla
yani yerel yönetimleri dışlayan bir anlayış. Türkiye'de anayasayı dışlamış olur. Bu anayasayı dışlamış olur ve anayasa aykırı davranmış olur. Birçok tabii yani bu konuda konuşacak birçok şey var. Bunları da daha sonra tekrar konuşuruz. Yani yerel yönetimler başkanlığımızda yasaklanan etkinliklerle ilgili olarak korona döneminde bir liste göndermiş. Biraz önce paylaştıklarımın haricinde onları da sizlerle daha sonra paylaşacağım. Evet, infaz yasası yürürlüğe girdi ve geçtiğimiz hafta itibariyle de sağlıkta şiddet yasası ve plan bütçe komisyonuna kabul edilen ve meclisten geçen ekonomik paket kabul edildi ve geçti. İnfaz yasasının yarattığı hukuksuzluk maalesef devam ediyor. Bütün çabamıza rağmen bakın 8 günlük parlamentoda 8 günlük çabamıza rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi ve siyasal ortağını ikna edemedik. 8 gün boyunca 70 madde üzerinde 3 muhalefet partisi tam 210 önerge verdi. 210 önerge üzerine söz alındı ve konuşuldu. Her siyasi partinin temsilcisi söz aldı ve konuşuldu. Yasanın tümü üzerinde, yasanın torba yasa olduğu için 3 bölümü üzerinde söz alındı, konuşuldu ve 8 gün boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ikna etmeye çalıştık parlamentoda. Daha eşit, adaletli ve herkesi kapsayan bir infaz düzenlemesi aslında. Fakat maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasal öncelikleri adaletsiz, eşit olmayan ve tutukları da hiçbir biçimde kapsamayan bu yasayı parlamentodan geçirdiler. Ve geçtiğimiz günden itibaren de cezaevlerinde yaklaşık 90 bin kişiye yakın bir kısmı açık cezaevinde olmak üzere tahliyeler başladı. Şimdi cezaevinde 210 bin kişi var. Ve bunların içerisinde yaklaşık 90 bin kişi tutuklu veya hükmen tutuklu. Yani haklarındaki hükümler kesinleşmemiş olanlar. Bunlarla ilgili olarak defalarca yani hem parlamentoda hem de buradan hitap etmeye çalıştım. Bunlarla ilgili bir düzenleme ihtiyacı olmadan da doğrudan doğruya yargı yani soruşturma ise savcılıklar eğer kovuşturma aşaması ise yani yargılama devam ediyorsa alt derece mahkemeleri veya istinaf veya yargıtay doğrudan doğruya tutuklu dosyaları ele alıp tahliye kararları verebilirlerdi. Ama maalesef direniyorlar. Birçok dostumuz, arkadaşımız, siyasetçi, gazeteci, avukat, aktivist cezaevinde tutulmaya, hukuksuz bir biçimde tutulmaya devam ediyor. Bunlarla ilgili birçok kez ifade ettik. Haklarında bir kesinleşmiş mahkumiyet kararı yok. Yargılamaları devam ediyor. Dolayısıyla tutuklamanın yerine geçebilecek adli kontrol yöntemlerini devreye sokmak mümkün. Bazı dostlarımızla ilgili olarak henüz iddianame bile yazılmamış. Buradan sık sık ifade ediyorum. Henüz iddianamesi dahi yazılmamış. Selahattin Demirtaş, 3,5 yıldır hapiste kendisi. Hakkındaki iddialarla ilgili olarak yargılandığı mahkemeden tahliye edildi. Her iki iddiadan dolayı da tahliye edildi. Ama tahliye edilmesin diye ve dışarıya çıkmasın diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden sonra bir kez daha yargılandığı ve tahliye olduğu iddialardan dolayı bir kez daha sahte bir evrakla, bakın sahte bir evrakla yeniden hakkında bir soruşturma açıldı. Bir soruşturmaya dahil edildi, soruşturma açıldı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin duruşmasından hemen sonra Eylül ayında bir kez daha tutuklandı. Ben buradan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına seslenmek istiyorum. 2014'teki bir olayla ilgili olarak, iddiayla ilgili olarak, 2020'deyiz. Yani aradan geçmiş 5 yıl, 6 yıl. Nasıl bir yani bir soruşturmadır ki bu soruşturmadan dolayı henüz iddianame yazmadınız ve Selahattin Demirtaş'ı tam 5 yıl sonra tam da tahliye edildiği aşamada yeniden bir soruşturmaya dahil edip ki kendi yazılarınız var. O soruşturmadan ayırmışsınız kendisini. Parlamenter Suçlar Bürosu olarak meclise göndermiştiniz fezlekesini. O fezlekede iddianameye dahil edilmişti
ve 31 nolu fezleke olmuştu. O fezlekeden dolayı da tutuklanmıştı ve yargılanmıştı Ankara'da ve tahliye edilmişti. Bu nasıl bir soruşturmadır ki kendisi cezaevindeyken bir kez daha dahil ediyorsunuz o soruşturma evrakına ve bu zamana kadar da bir iddianame yazıp dava açmıyorsunuz. Buradan söylüyorum açık açık, parlamentoda da söyledim. Bu çok açık bir biçimde olası kasıtla eğer yaşamıyla ilgili başka bir şey olursa Selahattin Demirtaş'ın, ki çok ciddi sağlık sorunları var kendisinin, yani cezaevinin dışındayken kronik rahatsızlıkları vardı. 3,5 yıldır cezaevinde kendisi, o kronik rahatsızlıkları devam ediyor ve kendisini iddianamesiz bir biçimde cezaevinde tutuyorsunuz ve avukatlarının verdiği tahliye talebine de hiçbir gerekçe yazmadan tutukluk halinin devamına kararını veriyorsunuz. Siz yargıçlar olarak evinizden adliyeye gidemiyorsunuz. Korona nedeniyle adliyeye gidemiyorsunuz. UYAP üzerinde evinizde bilgisayarla işlemler yapmaya çalışıyorsunuz. Bilgisayar üzerinden. Ve Selahattin Demirtaş'ı işte tahliye olursa kaçabilir veya delilleri değiştirebilir iddiasında bulunuyorsunuz. Peki 5 yıldır ben size sesleniyorum. Tam 5 yıldır. 5 yıldır. Bir iddiayla ilgili olarak neden o soruşturmada bir dava açamadınız? Neden bir iddianame yazamadınız? Neden? Bunun sorumlusu kim? Bunları biz unutmayacağız. Bunlar bir gün mutlaka bir hukuk devleti kuralları oluştuğu zaman sizlerin karşınıza gelecek. Bu talimatı verenler de gelecek ve sizlerin de karşınıza gelecek. İkinci olarak Osman Kavala. Ya Allah'tan korkun. İddianamesiz. Her iki iddiadan tahliye olduktan sonra iddianamesiz bir biçimde nasıl kendisini cezaevinde tutuyorsunuz bu ortam içerisinde? Nasıl tutarsınız? Var mı bunun bir DNA? Sayın Cumhurbaşkanı işte tahliye edip etmeye çalıştılar diyecek grup toplantısında akşam da kendisini yeniden daha cezaevinden çıkmadan gözaltına alacaksınız cezaevi içerisinde ve Çağlayan Adliyesi'ne geleceksiniz, tutuklayacaksınız. Bunları bu toplumun hafızası unutmaz. Bizler unutmayız. Hiç kimse unutmaz bu hukuksuzlukları. Cezaevlerinde kaç tane hakim ve savcı var şimdi? Kaç tane var? Sizlere bunları hatırlatıyorum. Bu kararı verenlere hatırlatıyorum. Dolayısıyla hukuka geri dönün. Tutuklar bakımından, düşünce suçları bakımından, gazeteciler bakımından bu tutumunuzdan vazgeçin. Tutuklamanın yerine geçen adli kontrol yöntemleri var. Ev hapsi var. Bu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Gazeteciler, 6 gazeteci Mart ayında MİT yasasına muhalefeten tutuklandı. Adalet ve Kalkınma Partisi tam bir düşmanlık örneği göstererek komisyonda olmayan bir hükmü genel kurulda son dakikada yasaya ekledi ki kapsam dışında kalsınlar. Ve şimdi yargı hiçbir gerekçe göstermeden denetimli serbestlik sınırları içerisinde kalacak hüküm verseler bile bunun içinde kalabilecek bir konuyla ilgili olarak içeride tutmaya devam ediyor. Böyle büyük kusurluklar var. Yasa çıkardınız sonuçta kapsam dışında kadınları, hamile kadınları, çocuklu kadınları, 65 yaşından büyük insanları, hastaları, ağır hastaları kapsam dışında bıraktınız. Bunların ne günahı var? Eğer yaşsa, 65 yaşın üstündeyse o zaman suç tipini ayırmayacaksınız. Hamile kadınsa suç tipini ayırmayacaksınız. Bunların yerine geçen tedbirleri hükümlü ise hükümler bakımından, tutuklu ise tutuklar bakımından aynı şekilde uygulayacaksınız. O nedenle hep söylüyorum, parlamentoda söyledim, burada da söylüyorum. Düşman ceza hukuku uygulaması bu hükümetin önceliği haline gelmiştir. Yurttaşları bakımından, muhalefet edenler bakımından
önceliği haline gelmiştir. Cezaevlerinde binlerce ama binlerce düşünce suçlu vardır. Hiçbir terör eylemine katılmayan, eline silah almamış insanlar cezaevindedir. Gazeteciler, avukatlar, siyasetçiler, belediye başkanları, çocuğunu bir okula gönderenler, bir bankaya para yatıranlar, bir sendikaya üye olanlar, bir derneğe üye olanlar cezaevindeler. Ağır hastalar var cezaevinde. Halen ağır hastalar var. Hastalar var. Bebekli anneler var. Bunlar cezaevinde tutmaya devam ediyor. Ve bu sabah itibariyle de salgının İzmir'de Buca cezaevine yayıldığını ve 62 tutuklu ve yükümlünün hastanede tedavi altına aldığını öğreniyoruz. İzmir Cumhuriyet Başsavcının açıklamasından. Sadece Buca cezaevinde bu. Yapılan resmi açıklama bu. Cezaevinden hastaneye kaldırılmış 62 tutuklu var. Bu salgının cezaevlerinde bir kırıma yol açması mümkün. Buna rağmen hem yargı inadını sürdürüyor, tutumunu sürdürüyor, hem de siyaset kurumu olarak Adalet ve Kalkınma Partisi tutumunu sürdürüyor. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Recep'iyle cezaevinde kalan siyasetçiler ve aktivistler var. Dostlarımız var. Sivil insanlar var. Onların yaşam hakkından ben hep vicdanen demiştim, sorumludur demiştim ama aynı zamanda burada bir kez daha ifade ediyorum. Siyaseten ve hukuken de hükümet bizzat sorumludur. Yargı bizzat sorumludur. Şu anda cezaevlerinde meydana gelebilecek bir kırımdan ve ölümden korona nedeniyle hükümet ve yargı birlikte sorumludur. Evet, değerli dostlarım, birçok hak ihlali var. Yani onlara ben burada teker teker girmek istemiyorum. Gülistan Doku 106 gündür kayıp. Tunceli'de Dersim'de henüz ulaşılamadı kendisine. Yusuf Bilge Tunç tam 258 gündür kayıp. Kendisine ulaşılamadı henüz. Bunların yaşam hakkından bizzat hükümet sorumludur. İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ'la ilgili olarak parlamentoda yaptığı bir açıklama nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezleke gönderdi bir hafta içerisinde ya da 10 gün içerisinde. Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak 5 yıldır iddianame hazırlayamayan, iddianamesiz tutuklama kararı veren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir milletvekilinin parlamentoda yaptığı ve tamamen yasama sorumsuzluğu içerisinde kalan açıklamasından dolayı fezleke gönderdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Ben bu hafta içerisinde meclis başkanı çağrıda bulunmuştum. Bu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın parlamentoyu vesayet altında tutma girişiminin bir parçasıdır. Bu yasa değişikliği yapıldığı zaman yani yetkili yer Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri gösterildiği andan itibaren parlamenterler bakımından gösterildiği andan itibaren ben şu cümleyi kurmuştum o zaman yine parlamentoda Ankara Cumhuriyet Başsavcısını parlamentoya ve parlamenterlere kayyum atadınız demiştim. Böyle bir düzenlemeyi de kanun hükmünde kararnameyle yapmıştınız. Oysa bu iş buna gerek yoktu. Doğrudan doğruya atadığınız bir mahkemeye tabi hakim ilkelerine aykırı bir biçimde bir mahkemeyi yetkili hale getirdiniz ki parlamenterlerin bir şansı kalmasın. Herhangi bir biçimde aklındaki bir soruşturmada takipçi kararı verilmesin veya bir beraat kararı verilmesin diye bu şekilde bir yetki kuralı getirdiniz. Şimdi bu yetki kuralı Engin Özkoç üzerinden işledi geçen hafta, önceki hafta. Geçen hafta da Ümit Özdağ tarafından, Ümit Özdağ ile ilgili işledi. Bu tamamen yargı tarafından parlamentonun teslim alınması girişimidir. Vesayet altına alınması girişimidir ve parlamento başkanının kendisi de bir kamu hukukçusu olan parlamento başkanı tarafından bu fezlekenin doğrudan doğruya iade edilmesi lazım. Parlamenterlerin parlamentoda yaptığı basın açıklamaları da yasama sorumsuzluğu içerisindedir. Böyle bir biçimde daraltılmaması lazım ve iade edilmesi lazım. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Evet. Troll ve trolliçeler bu hafta beni gündemine almışlardı. Onlara da buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sabah gazetesi ve A Haber falan da beni manşete çekmişlerdi. Bir trollün aldığı ceza nedeniyle.
baş trolliçe yazarları olduğu için Sabah Gazetesi bunu önceki gün manşet yaptı. Samsun'dan bir troll bana yaptığı bir itham nedeniyle, bir hakaret nedeniyle bir para cezası almış. O ceza aynı zamanda bütün trolleri harekete geçirdi. Aslında yani bize çok iyi bir fırsat da verdiler. Hiç olmazsa trollerin listesi elimizde şu anda. Troll ve trolliçelerin listesi elimizde. O kadar çok kullandılar ki o cezayı. Nasıl yargı böyle bir ceza verir? Ya bir milletvekiline en ağır ithamda bulunacaksınız. Hakaret edeceksiniz. Küfür edeceksiniz. Sonra bir yargıç bir para cezası verecek. Yargıç para cezası verecek. Sonra bütün yargıyı bir de hedef alacaksınız. Bakın ben söylüyorum. Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsız değil. Bugün söylemiyorum. Avukatından itibaren söylüyorum. Ama bir karar vermiş, itham etmişsiniz. Hakaret etmişsiniz. Küfür etmişsiniz. Şimdi o küfürünüze sahip çıkmıyorsunuz. Bir de bütün troll ve Sabah gazetesi yazarı baş trolliçeyi harekete geçiriyorsunuz. Bakın ben hukuku iyi bilirim. Buradan size ifade ediyorum. Ben eleştiriye, ağır eleştiriye açık bir insanım. Bir siyasetçi olarak da buna karşı tahammül sınırlarım yüksek. Ama yazarken, çizerken, ondan sonra hakaret etmekten kaçının. Küfür etmekten kaçının. Bunun cezası var, sonra pişman oluyorsunuz. Ceza alırken pişman oluyorsunuz. Beni arıyorsunuz. Milletvekillerini araya sokuyorsunuz. AK Partili, MHP'li milletvekilleri araya sokuyorsunuz. Benden ricada bulunuyorlar. Ya Sezgin Bey bir hata etmiş, affet bunları diye. Ben ne yapıyorum? Uzlaşma aşamasında diyorum ki ya Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na veya Çağdaş Yaşamını Destekleme Derneği'ne bu yaptığınız küfrün bedelini ödeyin. 3.000 lira, 5.000 lira bir tazminat ödeyin. Onlar da yurt ya işte insan hakları ortamına bir katkınız olsun diyorum. Bakın bir kez daha sesleniyorum. Bu havalara kapılmayın. Hukuk mutlaka ama mutlaka eksik de olsa yanlış da olsa bir gün gelir kapınızı çalar. O yüzden ağlamayın, sızlamayın. Eleştiriye açığız siyasetçiler olarak. Ağır eleştiriye de açığız. Eleştirilerinizi üslubuyla yapın. Havaya kapılmayın. Gücün esiri olmayın. Bir kez daha burada bir büyüğünüz olarak size sesleniyorum. O yüzden etrafınıza da çok da güvenmeyin. Kimse size sahip çıkmaz. Yalnız kalırsınız daha sonra. İkinci olarak da evet. Önceki gün Anayasa Mahkemesi kararından hareketle bir tırşık paylaşımı yaptım. Tırşık ve tırşıkçı kavramı sonuçta yani bizim siyaset dilimizde önemli kavramlardır. 10 yıllardır vardır. 10 yıllardır vardır. Benim vurgu yaptığım bu kavramın Ankara Üniversitesi rektörünün şikayeti üzerine bir öğrenciye verilen cezadan dolayı Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin de tırşıkla ilgili olarak bir karar vermiş olması diye. Yani tırşıkla ilgili bir itham ya da işte bir niteleme Anayasa Mahkemesi kararına göre bir suç değil, ifade özgürlüğünün hitap etmenin bir parçasıdır dedi Anayasa Mahkemesi 13 Nisan'da verdiği kararla ve bu karar da geçtiğimiz Cuma günü Anayasa Mahkemesi'nin sayfasında yayınlandı. Ben bu haber üzerine bir tweet yazdım. Fakat sevgili Siverekliler bundan çok alınmışlar. Benim niyetim hiç kimseyi üzmek değil veya Sivere'ye itham etmek değil tabii ki. Öyle bir niyetim hiçbir zaman olamaz. Yani Sivere'nin benim kendi tarihimde çok önemli bir yeri vardır. Sivere'nin bizim tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Siverek Mehmet Uzun gibi dünya çapında bir yazarı yetiştirmiş bir kenttir. Yılmaz Güney'in memleketidir. Faik Bucak gibi bir üstadın, bir yurtseverin aynı zamanda memleketidir. Siverekli binlerce dostum vardır ve ben Siverek'in fahri hemşerisiyim aynı zamanda. Siverek'in il olması için bu parlamentoda en fazla çalışan veya Siverek'in sorunlarını gündeme getiren yani Urfa milletvekillerinden çok daha fazla benim. O yüzden de yani baktım böyle çok gündem yapmışlar, almışlar. Alınmanıza hiç gerek yok. Benim kastım kesinlikle Siverek ve Siverekliler değildir bilinmesi lazım. Bu kavramdır. Ve bu kavram sonuç itibariyle yani tırşık ve tırşıkçı kavramı bizim siyaset dilimizde
bir literatüre dönüşmüştür ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına geçmiştir. Benim nitelemem buna yönelikdir. Yoksa hiçbir kimseyi, Siverekleri, bir aileyi hedef almam, onları ondan sonra işte bir biçimde konu etmem kesinlikle aklımın ucundan geçmez. Ben buradan tırşikçiler çok harekete geçtiler. Özellikle AK Partili tırşikçiler çok harekete geçmişler. Her taraftan bir de MHP'li tırşikçiler çok harekete geçmişler. Onları bir tarafa bırakıyorum. Bütün Siverekilere selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ve her Siverek'ten geçtiğimde söylediğim bir söz var ve durduğum yerler var Siverek'ten geçerken. Hep şunu söylerim. Siverek asmasıyım, biberin hastasıyım. Hepinize selam ve sevgiler ve sağlık diliyorum.